Hocam bir tane daha sorumuz var. Tabii ki. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim Raşit Hocam. Mimarlık son sınıf öğrencisiyim ve fotoğrafçılığa merakım var. Her şeyin fotoğrafını çekme isteğim var. Bu konuda nasıl daha seçici olabilirim? Şimdiden teşekkür ederim demiş. Gördüm Çağla, Ça doğrusu. Çağla yazmış. Çağla her şeyin fotoğrafını çekmek isteği bir dürtü bence. Bu dürtüleri baskılayabilmek için fotoğrafın için çektiğin önemli hangi amaca hizmet edeceksin? Bence buna bir yerden karar vermek lazım. Ben hayatın içinden ve doğanın içinden kendime bir yol seçtim. Bir otomobil fotoğrafı çekmedim mesela ya da çektiysem de bunu e, kendi sosyal medyamda falan paylaşmışımdır bazılarını. Ancak bunları e, ben fotoğraf sergimi ya da e, fotoğraf olarak adletmem. Ama hayatın içinde çok nadir gördüğüm e, bir zanaatkar, bir sanatçı veya hayatın içindeki bir yaşamı ben e, aktarabiliyorsam fotoğrafa bu beni mutlu ediyor. Sen de bir derdin olmalı, bir amacın olmalı, bir hedefin olmalı. Yoksa her her şeyin fotoğrafını çekeyim. Mesela şöyle bir şey yapabilirsin kendine. Ben bununla ilgili klasörlemeyi de böyle yapıyorum. Bu da bu arada çok önemli bir şey. Mesela benim bugün hangi yıl, hangi konuyla ilgili fotoğraf çektiğimin ben anında ulaşabiliyorum e, hard disklerimde veya e, bulutta saklıyorum. Onlara hangi makineyle hangi yıl nerede çektiysem hangi tarzda fotoğrafsa bunları ayıklıyorum her çekim yaptıktan sonra. Mesela önce sen objelerle başlayabilirsin. Belki tarihi objeleri seviyorsun. Belki yeni objeleri seviyorsun. Belki teknolojik objeleri seviyorsun. Bu objelerle ilgili fotoğraf çekmeye başlayabilirsin. Bunlarla ilgili bir albüm de oluşturabilirsin. Ya da bir yerde saklayabilirsin de daha seni tatmin etmiyorsa. Sonrasında belki çiçek fotoğrafı çekeceksin. Daha sonrasında da seni böceğe doğru çekecek. Çiçeğin üstünde üstündeki böcek. Böceği çekmeye başlayacaksın. Bu sefer daha da makroya girip bir sinek ya da böceğin gözünü çekmeye başlayacaksın. Sadece sinek ya da böceklerin gözleriyle ilgili koleksiyonu oluşturabilirsin. Kanatlarıyla ilgili de oluşturabilirsin. Burada tamamen tercih fotoğrafı çeken fotoğrafçının izleyiciye ne anlatmak istediğiyle alakalı. Sen ne anlatmak istiyorsun? Bence oradan başla. Eğer mimari ve mimarlık öğrencisiysen, sen mimari yapıların üzerinde yansımaları anlatacaksan camlarda falan yansımalarla ilgili bir fotoğraf çekmeye başlayabilirsin bence. Mimari yansımalar da güzel olur bu arada. Hemen diğer soruyu yöneltiyorum hocam. Evet Halime e, yazmış sanırım. Aynen. Değil mi? hocam ben sinematik tarzda fotoğraflar çekmek istiyorum. Hangi tekniklerle nasıl başlayayım sizce diye sormuş. Vallahi sinematik e, tarzda fotoğraflar e, benim de hoşuma gidiyor. Ben çok çekmiyorum ama e, sinematik tarzda fotoğraflara bir defa yine burada kadraj önemli. Kadrajı nasıl yakaladığın da önemli. Kadrajdaki o teknikleri bilmiyorsan maalesef sinematik tarzda fotoğraflar evet. çekmekte başarılı olamazsın. Eğer Halime Nur sen temel fotoğrafçılık eğitimi aldıysan ya da temel fotoğrafçılıkla ilgili bilgileri biliyorsan, e, buradaki anlatmak istediğin hikaye ya da o sinematik fotoğrafın içinde içerisinde nerede var olmak istediğin sana bağlı. Şimdi ben sana şuradan şu teknik desem, bu teknik desem bence çok doğru olmaz. Mesela ben bazı fotoğraflarda uzun pozlamayı çok tercih ederken bazılarda tamamen şatır sayısını arttırıp kısa pozlama. Mesela görürsünüz hızlı pozlamalarda balonun patladığı anda içinde su doldururlar o anı falan. Mesela ben hiç tarzım değil benim benim için. Çok doğal gelmiyor. Aslında muazzam bir doğa olayı bu arada ama bana çok doğal gelmiyor. Doğallıktan çok uzak. Çünkü ben kendi gözümle göremedim ki onu fotoğrafla göreyim falan. Tam tersi benim işte kendi gözümle ya da benim görüşüme göre ben neyi yansıtmak istiyorsam onu aktarıyorum. Sen de bence Halime Nur bu yönden yaklaşabilirsin. Çünkü adı üstünde tarz dediğimiz şey kişinin kendisine ait olan bir şey. O de bir tarzı yok bu arada. Var mı? Ya da varsa ben bilmiyorum. Sinematik dediğimiz şey o biraz... Estetik gibi bir şey. Estetikle arasındaki çelişme gibi bir şey çelişiyor bence. Evet başka var mı? Konuşmaya dahil de olabilirsiniz arkadaşlar. İlla sohbet kısmına yazmanıza gerek yok. Rica ederim. Valla ben yüzün üzerinde bir katılımcı beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Fotoğraf anne te mutlu teşekkür ederim. hocam. <laughs> Ben teşekkür ederim. Ee, bu arada birçok fotoğrafım eskilerden kalma yeni dediğim gibi çektiklerim de var ama onları çok böyle ayıklayıp e, arşivime tam yerleştiremediğim için onları çok e, gün yüzüne almadım ee, Sanırım birisi mikrofon açtı bir şey soracak yok hocam söyleyecektim O sizin hani bir yerde çektiğiniz fotoğraf var ya hani dünya gibi gözüküyor demiştiniz Evet ben de öyle zannetmiştim bir ara ee, de şey oldu demek ki demek ki işte evet. burada. Ee, fotoğraf sanatçısı fotoğrafı izleyene ulaşabilmiş. Benim amacım oydu. Demek ki aktarabilmişim. Bu beni de, beni de daha çok mutlu ediyor. Yani şöyle hocam, e, normalde şey gökyüzü olduğunu bilmeme rağmen arada bir dünyayı da karıştırdım yani. Acaba dünyayı mı dışarıdan dünyayı mı bakıyorum yoksa gökyüzüne mi bakıyorum? O ikilemde kaldım yani. Teşekkür ya ediyorum. hem gerçek hem de o sizin dediğiniz dünya fotoğrafı gibi ikisinin arasında gidip geldim bir ara siz demeden önce. Doğrudur. Zaten işte sergimde de dediğim gibi ben bunu dikey, yanlış hatırlamıyorsam 70'e 90'a bastım. Ee, 70'e 90 bir kalın e, foto üzerine bastırmıştım e, bunu. E, bazılarını yatay kullandım. İşte bir tane teyze vardı rahmetli oldu dedim ya o mesela yataydı bu dikey. Bazılarını dikey kullandım. O Bu dikeyi de e, sergi alanının en son ve en uzağına doğru koydum çünkü amacım şu sergiye gelen insanlar önce girişte hoş geldiniz deyip karşılıyorsunuz ve böyle girdiği anda direkt karşıdan onu görüyor şöyle karşıdan baktığında karşısında bu fotoğrafı gördüğü için o algıyı oluşturuyor zaten. Hani konumlandırma, bir, aldığınız, ta, tab ettirdiğiniz boyut hepsi bir yani bunun tamamen bu işin bir parçası. Yerleştirdiğiniz yer, e, izleyicinin nereden gireceği, nasıl gezeceği hepsi bu işin bir parçası oluyor. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Esma Hüsnü Doğan e, rica ederim bizim öğrencimiz mi acaba? Bu arada evet, e e evet e hocam. hocam bir şey söylemek istiyorum hocam. Bir tane fotoğraf görmüştüm ee, birkaç sene önce. Bir tane kuş tam da şey suya dalacakken fotoğrafı çekilmiş ve o fotoğraf için ee, bilmem kaç bin tane fo fotoğrafçı fotoğraf çekmiş yani Sırf o şey yakalayabilmek. Yakalayabilmek. Aynen. Yani burada da acaba sanat mı değil mi bence daha net bir cevap olduğunu düşünüyorum bunu. Ama işte dediğim gibi bu tamamen göreceli. Mesela şimdi şöyle düşünün gün batımında bir manzara var ve o gün batımı işte 45 dakika falan sürecek. E, dağın üstünden güneş yavaş yavaş batmaya başlamış. Tuvalini e, e, şövalesine açmış bir ressam. O doğayı o manzarayı resmediyor. Yani saatlerini veriyor. Ertesi gün bir daha geliyor oraya. Bir daha devam ediyor. Er, ya bir hafta boyunca 10 gün boyunca oraya gelip bir resim ortaya koyuyor. Yağlı boya tablosu yapıyor. Şimdi sen geliyorsun orada anlık ya da işte biraz 3-5 deklanşöre basıyorsun. Eskiden daha zor basardın. Çünkü maliyetler de çok yüksekti. Bir de sayılı pozum var. Daha dikkatli olman lazım falan. Ama şimdi dijital fotoğraf çek çek. Ondan sonra gel şeyde az önce arkadaşımızın sorduğu gibi dijital programların içine at. Orada renk doygunluk falan kontrast ayarla. Ondan sonra koy. Bu adam buna tabii ki karşı çıkar. Çok normal. Adam o kadar günlerce oraya git gel, git gel, git gel emek vermiş. Bir e, sonbahar fotoğrafı çekiyor, e, pardon sonbahar resmi yapıyor ya da gün batımı e, manzarasını oraya resmediyor. E şimdi sen bu adama gel, e, seninki de sanat, benimki de sanat. Adam cephesinden ya da açısından bakarsan haklı olabilir. Ve o yüzden de bence çok yersiz ve gereksiz bir tartışma. Evet, sanat, fotoğraf veya şey sanattır veya sanatçıdır çeken o bence kişilere bırakılmalı estetik kavramı gibi. İnsan eğer değer veriyorsa fotoğrafa fotoğrafı sanat olarak kabul ediyorsa onu çeken de sanatçı olsun o mutlu olsun öteki kabul etmesin sorun yok veya tartışmanın şiddeti veya derecesini sınırlandırmak lazım bir yerde durdurmak lazım diye düşünüyorum. Çok da gerekli değil çünkü işte bir söz vardı sunumun içerisinde tüm sanatlar kardeştir. İşte. Anladım hocam teşekkür ederim rica ederim rica Sorusu ederim Sinem ya da şu anda hala çete yazan varsa e, el kaldırsın ya da üç nokta falan koyarsa çok sevinirim hani bizde yazdığınızın farkında olalım ona göre bekleyelim. Şu an ee, İyi akşamlar merhaba ee, ben Mehmet Gündem ee, öncelikle sunum için çok teşekkür ederim ee, ben son zamanlarda beni çok rahatsız ve huzursuz eden bir konuyu paylaşmak istiyorum yani sizin bu konudaki düşüncelerinizle onu merak ediyorum ben bunu kendi jenerasyonumda daha fazla zannediyordum ama yeni gelen jenerasyonda daha fazla olduğunu gördüm. en ufak bir olayda ya da bir durumda karşılaştığımızda gençlerin ve ben yaşımda insanların hemen bir telefon kamerasına sarılıp ...o anı yaşamaktan ziyade onu telefon kameralarında yaşamak gibi bir durumumuz var maalesef. Ha Tabii ki ben çekmiyor muyum? Ben de çekiyorum ama... E, ...şeyden bahsetmiştiniz, her fotoğrafın bir hikayesi vardır. Yıllar sonra küçük bir kareyi bile görmek, o anı bana yaşatacağı için... ...o fotoğrafın ne kadar mükemmel ya da ne kadar fazla olduğu benim için çok da önemli değil. Bir an bile yakalayabilmek e, bir kamera olarak, bir fotoğraf olarak benim için yeterli. Ama şu an e, bunu... Ee, çok farklı şekilde kullanıp çok fazla telefonla yaşayıp anını yaşayamayan kişilerin sayısının çok fazla olduğunu düşünüyor ve görüyorum. Bu benim şahsi fikrimdir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onu çok merak ettim. Mehtap senin aynı düşüncedeyim. Ee, bu konudan ben de çok rahatsız oluyorum. Bu arada eşim katılmadı değil mi buraya? Eşim de aynı çünkü. Ona da bu konuyla ilgili bazen tartışıyoruz. Hatta kızım da böyle şu an 10 yaşında benim kızım. Bir yere gittiğimizde hemen telefona sarılır. O da fotoğraf çekeyim falan. Ben ya çok nadirdir. Arabamda fotoğraf makinesi durur ve yani çok böyle nasıl diyeyim mesela yolculuk yapıyoruz işte yağmurlu bir havada bir gök kuşağı çıkmış hemen dururum kenarda o gök kuşağının fotoğrafını falan çekerim. Böyle ekstrem olaylarda fotoğraf makinesini alırım ama genelde ben evimden fotoğraf çekmeye gidiyorum diye çıkarım. Hiçbir zaman ben Safranbolu'ya gezmeye gittiysem ben fotoğraf çekmem. Ama ben Safranbolu'ya fotoğraf çekmeye gidiyorsam ben fotoğraf çekerim. Yani bir e, Safranbolu'da veya Ankara'da veya İstanbul'a gitmişimdir. İstanbul'u ben gezmeye gittiysem o anın tadını çıkartırım ve fotoğraf makinesini yanıma almam. Ama İstanbul'da fotoğraf çekmeye çıkıyorsam ben yanıma makinemi alırım. Anlatabildim mi aradaki ayrımı? Ben evet, de anladım. ben de sen gibi düşünüyorum. Anın o anın keyfi, o anın tadı, ee, özellikle de yanında ailen, arkadaşın, eşin, dostun ve sevdiğin insanlar varsa, onlarla beraber güzel, onlarla beraber kıymetli. Evet orada bir hatıra fotoğrafı herhangi birisinin cep telefonuyla o binanın önünde veya o manzarada çekilir miyim? Evet çekilirim. Orada hep beraber bir hatıra bitmiştir. Anlık olur. Ama sonrasında onun da fotoğrafını çekeyim. Bunu da fotoğrafını çekeyim. O zaman ben zaten orada orayı gezemem ki. Dolaşamam ki. Ondan keyif de alamam. Ya da yanımda birisi varken oradaki binayla ilgili, oradaki yapıyla ilgili, oradaki eserle ilgili, onun tarihiyle ilgili konuşmak, tartışmak varken o anı, orayı, ve oradaki dokuyu yaşamak varken o da almış telefonu. Ben de almışım. Video çekiyoruz. Stora atıyoruz. Öteki ötekine WhatsApp'tan gönderiyor. Bu buradaki gruba atıyor. o Yani ben, benim de hiç haz etmediğim bir durum. Ve maalesef bu hastalık boyutuna gelmiş. Ben hastalık diyorum çünkü buna tedavi görmesi gerekiyor. Arkadaşlarım bu konuda. Ve özellikle de e, sosyal medya. Mesela e, ben yani... Çok şehir geziyorum zaman zaman çeşitli iş ve şey gereği ben hiç sosyal medyadan fotoğraf atmam. Çok nadirdir böyle attım. Çok nadirdir. O da yani neden o gün örnek veriyorum. Mesela Ankara'dayım. Ankara'dan fotoğraf atıyorum. Sebebi de şu. Arkadaşlarım, öğrencilerimden veya tanıdıklarımdan benim Ankara'da olduğumu bilsin de işte belki görüşürüz diye vaktim vardır yani. Mutlaka altında bir mesaj vardır o fotoğraf. Anlatabildim mi? Ya da bomboş değil. İşte Ankara'dayım arkadaşlar. Ben vaktim de var. Akşama yapacak bir şey arıyorum. Hani canım da sıkılıyor. Yazın bana. Ki Ankara'da birlikte vakit geçirelim demişimdir. Yani üstü kapalı orada. sübliminal mesaj göndermişimdir mesela. Ya işte ya da bir yere gidiyorum. Zaten vaktim yok, şeyim yok. Orada o anda ya da gezip gezip dolaşıp o anı yaşamak oranın dokusunu, oranın havasını, oranın insanını, oranın yaşamını, kültürünü anlamak varken, hissetmek varken. Bak ben dün İsmail bana yazdı. Anlatayım İsmail. Dün sen bana yazdın evet. hocam okulda mısınız dedim. Ben de evet. dedim? Eski çarşıdaydım. Ve eski çarşıda bir konağın bahçesine gittim. İki buçuk saat oturdum. Kaç tane çay ve kahve içtim bilmiyorum. Tamamen orada geçen insanları izledim. Başka hiçbir şey yapmadık. Ve oradaki esnafı gözlemledim. Konak sahibine baktım. Garsonu inceledim. Gelip giden müşterilere baktım. Daha sonra sokaktaki insanlara baktım. İşte orada ba bayağı orada yaşadım yani. O iki saat bana şu bir aylık iki aylık yorgunluğu her şeyi unutturdu mesela. Ama araya araya mesela elime telefon alayım de bir iki oradan görüntü alayım video oradan sosyal medya atayım falan deseydim muhtemelen öyle olmaz. O yüzden Mehtap bu soru için de teşekkür ederim. Çok doğru bir tespit. Özellikle gelen neslin e, daha bu konuda rahatsız olduğunu düşünüyorum ben. E, daha da bu nokta başka bir boyuta gidiyor bu arada. Şey de değil artık. Mesela kendi kızım var benim 10 yaşında ondan da biliyorum. Bu mesela senin dönemin ya da sizlerin dönemi fotoğraf çekme. Artık bizim gelen yeni jenerasyon video vlog atma yok efendim onu yapma bunu yapma yani e, kanal kanalıma hoş geldiniz beğeni yapmayı unutmayın şu bu nesli geliyor yani bu daha tehlikeli boyut. Evet hocam kesinlikle. Ben de hani biraz ağır bir eleştiri olabilir ama işte onların çektiği fotoğraf fotoğraf mıdır acaba gibi düşündürmeye başlıyor. Ve, fotoğraftır. E, bu... Yok fotoğraftır. Fotoğrafın her türlüsü fotoğraftır. Ama benim için çok bir anlam ifade etmiyor maalesef. İşte burada burada anlamlı, önemli, değerli, kıymetli fotoğraf ya da sanat, sanat eseri ayrıcalıkları, ayrılıkları ortaya giriyor. Mesela bak çok enteresan bir bilgi söyleyeceğim size. Birçok kaynakta geçer. Hitler'i duydunuz değil mi? İkinci Dünya evet. Savaşı ve tüm... Avrupa'yı ve tüm dünyaya savaş ilan etmiş bir adam e, yaptıkları yani yaptığı zulümler ve insanlık dışı muameleler koca dünyaca tescillenmiş biliniyor ama adam ne yapmış biliyor musun örnek veriyorum Polonya'ya girmeden önce Polonya'nın kıyı şehirleri ve sonrakilere e, ajan göndererek şehirdeki tarihi bina ve dokuların tamamını fotoğraflatmış. Biz demiş buraya gireceğiz tanklarla o binalar zarar görürse oraları alacağız aldıktan sonra Almanya toprağı ilan edeceğiz Hı. ve buraları aslında uygun olarak restore ettireceğim demiş. Mesela bak bu da fotoğraf belgesel niteliğinde işte savaş fotoğrafı ya da başka bir şey adına ne dersen de ve sonrasında savaştan sonra da fotoğraflatmış. Tabii ki sanat eseri değil tabii o, ki tabii. şey değil ama bir fotoğraf belge yani bu. Bu belge niteliğinde fotoğraf, haber niteliğinde fotoğraf, belgesel niteliğinde fotoğraf, sanat değerinde fotoğraf, anlamsız, bomboş fotoğraf bir de. Artık on, oradaki tanımlara hangisini izleyici dediğimiz ya da fotoğrafa e, bakan kişinin karar vereceği iş. Evet hocam teşekkür ediyorum her şey için. Çok güzel bir sunumdu. Rica, rica ederim. Ama şimdi bu. de çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum tanıştığımıza tüm arkadaşlarımıza sorular için de çok teşekkür ederim. Sorular da çok güzel ve keyifli sorular. Hatta bununla ilgili de bir bazen sınav kağıtlarının sözel yaptığım sınavlarda üstüne yazdığım bir söz aklıma geldi. İsmail hatırlar mısın bilmem size sordum Size yazdım mı bilmiyorum sorularda. İnsanların zekası sorulara verdiği cevaplarla değil sordukları sorularla ölçülür demiş ünlü bir düşünür. Vardı. Ee, var mıydı? Şimdi, vardı şimdi hatırladım. İşte, işte o yüzden sorular da hakikaten çok nitelikli. Çok da böyle ben de herhalde bunları sorardım diyeceğim sorular. Fotoğrafa ilgisi, alakası, merakı olan insanların sorabileceği sorular. Bu anlamda soru soran, sormayan, katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Hala yani hafta sonu cumartesi günü olmasına rağmen Saat 10'u geçmiş olmasına rağmen burada 80 kişiyi görmek beni ziyadesiyle memnun ve mutlu ediyor. Biz katıldığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Tekrardan bir sormuş olayım. Ee, sorusu olan var mı? Ya da varsa çan yazıyorsa e, el kaldırırsa çok sevinirim. Ona göre bekleyelim. Zeynepçim ne demek? Her zaman. Her zaman yaparız Zeynep. Zeynep de bizim öğrencimiz bu arada. O yüzden öyle dedim. <laughs> Karabük Üniversitesi'nin dikkatini çektik sanırım hocam. <laughs> demek ki benim fotoğrafımı görünce arkadaşlarımız hemen gelmişler. Teşekkür ederim. Konu da çok ilgi çekici zaten. Hani e, yüksek başladı. Biz başladık. Evet İlginç çünkü başladı. Çünkü hani bununla ilgili hakikaten bunun üzerine yazılmış makaleler, kitaplar var. E, bu konuyla ilgili e, uzmanlık alanı bu olan mesela sinemacı e, veya işte iletişim fakültesinde e, radyo, sinema ya da gazetecilik bölümündeki hocalar, araştırmacılar, araştırma görevlisi olup yüksek lisans doktora yapanlar bunlarla ilgili çalışma yapıyorlar, araştırma yapıyorlar. Makaleler falan var bu konuyla ilgili. Hala cevap bulunamamış ve bulunamayacağını düşünüyorum. Ben ve bu konunun da artık yüzyıldır cevap bulunamayan bir konunun cevap aranmasının e, gerekli olmadığını düşünenlerdenim. Mesela şey gibi bu işte bu kişisel tercihe giriyor. İşte et et yemeği güzel mi? Mesela İsmail'e sorsam İsmail seviyordur. Ben ben bayılıyorum hocam ben. Işte. <laughs> Ama ben yemiyorum. Kırmızı et yemiyorum ben. Ben yiyenleri de anlamıyorum mesela İşte onun gibi. Bunu tartışmanın anlamı yok. Ya da kırmızı renk güzel midir? Bence çok güzel. Bence de çok güzel. <laughs> Ama sevmeyin çıkar. Çirkin Bence değil. De güzel güzel değil. Bence Harbi, yerinde e, güzel hocam. Nasıl? Bence yerinde güzel. Yerinde yani işte kırmızı. Yerine göre işte kırmızı ışıkta olunca dur diyor sana. Bence güzel. İşte ya da kırmızı başka yerde gül olarak da güzel şey olarak da kimisine göre ayakkabı da güzel. Kimisine göre çantada, kimisine göre montta, kimisine göre arabada. Ee, Nermin ne demek? Ee, sıkılmadığınıza, keyif aldığınıza çok sevindim. Umarım faydalı, katkı, sağlayıcı bir e, sunum olmuştur. Hele hele böyle genç, istekli, hevesli arkadaşları görünce ben daha ayrı ayrı mutlu oluyorum, keyif alıyorum. O zaman yavaş yavaş sonlandıralım mı sorusu olan da yoksa? Herkese de katılımcılarımız ayrıyetten ben teşekkür ederim. Yaklaşık iki saattir buradayız. Sizin deniz dediğiniz gibi hocam hafta sonu akşamı iki saatte buradayız. Hem siz değerli vaktinizi ayırdınız bizim için teklifinizi ne kabul edin. Hem katılımcılarımız e, güzel bir özveri sergiledi diyelim. Çok güzel bir yayın oldu bence. Tekrardan herkese katılımları için çok teşekkür ediyorum ben. ben Sana de şimdi demek istediğiniz bir şey var mı? Ben de te çok teşekkür ederim katılımcılara, beni buraya davet eden Sofart ekibine Art, ayrıca sadece davet eden değil Sofart'ın oluşmasında ilk günden bugüne kadar ve bugünden sonra da katkı sağlayacak herkese çok çok teşekkür ederim. İyi ki var böyle e, gruplar, etkinlikler, topluluklar iyi ki varlar ve hep de var olsunlar. Günümüz teknolojisi ve gelecekteki teknolojileri de iyi ve faydalı şekilde kullanılması temennisiyle iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Te çok teşekkür, teşekkür ederiz. Hocam. İyi akşamlar. Evet. Evet.